Fatih Medreseleri Vakfı Irak'taki yaraları sarmak için yola çıktı. Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kenti yakınında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem, ülkenin batısındaki Kermanşah eyaletine bağlı kentlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 500'ü geçti. Fatih Medreseleri Vakfı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Uganda'ya yardım, Halep'e çadır kent ve nice yardım çalışmalarının ardından şimdi de Irak'ın Süleymaniye yerindeki depremzede kardeşlerimiz için bir yardım kampanyası başlattı. Bu sabah Fatih Medreseleri Yardım Gönüllüleri hocalarımız İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yardımları ulaştırmak için Irak'ın Süleymaniye iline hareket ettiler. Evet, kıymetli FM TV izleyenleri, saatler sabahın 5'ini gösteriyor ve biz Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Fatih Medreseleri Vakfı Yardım Gönüllüleri Irak'ın Süleymaniye'ye uğurluyoruz. İnşallah onların da duygu düşüncelerini alacağız. Evet, şükürler olsun Fatih Medreseleri Vakfı olarak. Yine bir mücadeleye, gayret, hizmet elhamdülillah. Malumunuz Kuzey Irak'ta, Erbil'de, Süleymaniye'de gerçekleşmiş olan ve üzücü bir hadise ki bir deprem olayı oldu, daha taze sıcak. Biz de Fatih Medreseleri Vakfı olaraktan ekip arkadaşlarımızla beraber ivedi bir şekilde oraya ulaşıp bir yardım koordinasyon merkezi kurup Fatih Medreseleri Vakfı olarak ve orada gerekli yerlere, depremlerin özellikle etkilemiş olduğu yerlere gidip koordinasyon merkezi olarak, vakfımız olarak oradaki üvedi eksikleri, ihtiyaçları tespit edip ve burada yine Allah'ın izniyle, halkımızın da desteğiyle, gayretiyle hep beraber orada bulunan Türkmen kardeşlerimizin ve Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını giderebilmek amacımız, gayemiz inşallah her yerde olduğu gibi. Rabbim inşallah bu yolda bizlere başarı nasip eylesin. Aynı zamanda bizleri destekleyen, desteklerini esirgemeyen FM TV ailesinin de ve bizlere maddi manevi destekli bulunan FM TV izleyicilerinden de Mevlam kat kat razı olsun. Yine inşallah her çalışmada olduğu gibi, nasıl ki Arakan'da, nasıl ki Uganda'da, nasıl ki Halep'te bizleri yalnız bırakmadılarsa, bugün Süleymaniye'de, Erbil'de Türkmen ve Müslüman kardeşlerimize yardım hususunda da bizleri yalnız bırakmayacaklarını gerçekten çok kalbi ve samimi duygularımız ile hissediyoruz. Rabbim inşallah onlardan razı olsun. Dualarını bekliyoruz. Sizlere de FM TV olarak çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Fatih Medreseleri Yardım Gönüllülerinden Bahattin Hoca, aynı imtihanları 1999 yılında bizler de yaşadık. Bu Rabbimizin imtihanı dedi. Biz de tabii aynı imtihanı 98'de olsun, işte Erzincan, Bingöl depremi olsun. Aynı imtihanları biz de geçirdik. Bu Rabbimizin bir takdiri, bir imtihanı. İnşallah sabırla, metanetle beraber inşallah Rabbim daha güzel kapılar açacaktır inşallah. Ben FM TV ve Fatih Medresi ailesine gerçekten şükranlarımı arz ediyorum. Depremin hemen ardında kısa bir zamanda gerçekten işe sahip çıkarak oradaki kardeşlerimize gerçekten acil ihtiyaçları durumunda gereken müdahale yapmak hususunda gerçekten birlik ve beraberlik, kardeşlik içerisinde bir mücadele verip ve bu hususta elimizden geldiği kadarıyla inşallah bir çalışma yaptık. İnşallah Rabbim tesirini yüksek eyler. Oradan elimizin geldiği kadarıyla inşallah mücadele vermeye çalışacağız. Ne mutlu bize ki yani bir yarayı, bir sıkıntıyı kapatırsak inşallah ne mutlu bize. Rabbim yardımcı olanlardan, destek olanlardan gerçekten bu birlikliğe özellikle insani ve dini vazifesi olarak bu mücadeleyi verenlerden Allah razı olsun. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yardım gönüllülerinden Muhammed Kaynar Hoca ise Irak'taki yaralanan kardeşlerimize imkanlarımız dahilinde yardım edilecek dedi. Evet, kıymetli FM TV izleyenleri, kıymetli Fatih Medreseleri sevenleri ve takipçileri. Şimdi Fatih Medreseleri Vakfı yine yardım gönüllerinden Muhammed Kaynar hocamızla birlikteyiz. İnşallah Irak'taki depremle ilgili son hazırlıklar tamamlandı. Hocalarımız şu an Sabiha Gökçen Havalimanı'ndalar ve inşallah onları yolculuğu uğurluyoruz buradan. Hocamızın duygu düşüncelerini biraz hatırlıyorsunuz kendisini. Suriye'de, Halep'teki, İzmir'deki çadır çalışmalarında, oradaki yetim kardeşlerimize yapılan çadırlarda kendisinin yoğun bir şekilde çalışmasını görmüştük. Arakan'da olsun, Afrika ülkelerinde yapılan çalışmalarda Muhammed Kaynar hocamızı gördük. Şimdi de Irak'taki bu depremzede kardeşlerimize yardımlaştırmak için kolları sıvadılar, hazırlıkları tamamladılar. Şimdi hocamızın duygu düşüncelerini alacağız. Buyurun hocam. Öncelikle teşekkür ediyorum Burak hocam. Biz Fatih Medreseleri Vakfı olarak Masum Bayraktar hocamızın önderliğinde bu
deprem haberini alır almaz acil bir kriz masası oluşturuldu. İmkanlar dahilinde, gücümüz ne yeterse, elimizdeki imkanlar neyse acilen kullan ekip ve tesisatlarla beraber biz apar topar hemen sıcağı sıcağına yola çıkma kararı aldık. Şükürler olsun. Nerede ne zaman bir sıkıntı olsa elimizin ulaşmış olduğu, ulaşabileceği bütün imkanlarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Bu da halkımızın bize olan yüksek teveccühü ve güveni sayesinde meydana geliyor. Elhamdülillah. Rabbim ümmeti Muhammed'i böyle büyük sıkıntılardan kurtarsın inşallah en kısa zamanda. Ama eğer bir yerde bir sıkıntı varsa da biz de mücadele etmekte mükellefiz. Bütün Müslümanlar olup, bütün Müslümanların üzerine bu bir vazifedir. Bizler bunu Fatih Medresesi olarak bütün hassasiyetle hayatı geliştirmeye çalışıyoruz. Halkımızın yüksek teveccühü için de çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Biz görmüş olduğunuz gibi yine yollardayız elhamdülillah. Ama onların duaları ve destekleri sayesinde oluyor bu işler. Rabbim razı olsun. Mevlam ümmeti Muhammed evlatlarımızı, ülkemizi, vatanımızı, milletimizi bu tür afetlerden muhafaza etsin inşallah. Bütün izleyenlerimizden dua ve desteklerini esirgemelerini istiyoruz. İnşallah kısa kısa malumatlar vermeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim.